İyi akşamlar arkadaşlar. Birkaç günlük aradan sonra Türkçe ders notlarıyla devam ediyoruz. Beşinci bölümdeyiz. Anlatım bozuklukları. En çok takıldığım konulardan birisidir. Epey bir çalıştım, yazdım, not tuttum, sağdan soldan faydalandım. Şimdi size de anlatmaya çalışacağım. Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca cümle mümkün olduğunca gereksiz unsurlardan arındırılmış olmalıdır. Bazı cümleler bu özellikleri göstermez ve anlatım bakımından bozuktur. Anlatım bozuklukları şu şekillerde karşımıza çıkabilir. 1. Gereksiz sözcük kullanımı. Cümlede gereksiz sözcük kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Bir cümlede gereksiz sözcük bulunduğunu anlamak için sözcük cümleden çıkarılır. Bu durumda cümlenin anlam ve anlatımında bir bozulma oluyorsa o sözcük gerekli, olmuyorsa gereksizdir. Şimdi bir örnek inceleyelim. Satıcı burnu havada kendini beğenmiş birisiydi cümlesinde. Burnu havada sözünün verdiği anlamla kendini beğenmiş sözünün verdiği anlam aynıdır. Öyleyse bu cümlede iki sözden biri gereksizdir, cümleden çıkarılmalıdır. Yani satıcı burnu havada birisiydi ya da kendini beğenmiş birisiydi diyebiliriz. İkisi birden olmaz. Bir cümlenin anlamı içinde bulunan başka bir sözü cümlede kullanmak da gereksiz sözcük kullanımına girer. Cümlede böyle bir sözcük varsa o cümle de anlatım bakımından bozuktur. Örnek, dışarı çıkmak istediğini kulağıma alçak sesle fısıldadı cümlesindeki fısıldadı sözcüğü zaten alçak sesle yapılan bir eylemdir. Bu nedenle ayrıca bir de alçak sesle sözüne gerek yoktur. Bu söz cümleden çıkarılarak anlatım bozukluğu giderilmelidir. Yani kısaca dışarı çıkmak istediğini kulağıma fısıldadı ya da alçak sesle söyledi diyebiliriz. İkisi birlikte olmaz. Eve başka bir örnek. Eve arkadaşıyla birlikte geldi cümlesindeki iki edat ile edatı cümleye birliktelik anlamı kattığı için ayrıca bir birlikte sözcüğüne gerek yoktur. Bu nedenle bu sözcük cümleden çıkarılarak anlatım bozukluğu giderilmelidir. Eve arkadaşıyla geldi ya da birlikte geldi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Arkadaşıyla geldi demek daha mantıklı. Eve birlikte geldiler diyebiliriz. Ama arkadaşı dediği için arkadaşı ile geldi demek yeterlidir. Bir de birlikte dediğimiz zaman aynı şeyi tekrar etmiş oluruz. 2. Sözcüklerin yanlış anlamda kullanılması. Bazen sözcükleri yanlış şekilde başka bir anlama gelen bir sözcüğü o anlamının dışında kullanırız. Bu tür kullanımlar cümlenin anlamını etkiler. Futbolcu attığı muhteşem golle takımının galip gelmesine neden oldu cümlesindeki neden olmak eylemi daima olumsuz anlamlar verecek biçimde kullanılır. Oysa maçın kazanılması olumlu bir durumdur. Öyleyse neden oldu sözü bu cümlede yanlış kullanılmıştır. Bunun yerine cümle futbolcu attığı muhteşem golle takımının galip gelmesini sağladı şeklinde bitirilebilir. Yani olumlu bir şekilde bitirilebilir. Başka bir örnek, tanımadıkları bir ortama gelen kişiler ilk başlarda çekimser olur cümlesindeki çekimser sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır. Bu sözcük görüş bildirmekten çekinmek anlamındadır. Oysa cümlede verilmek istenen anlam ürkek, sıkılgandır. Öyleyse bu cümlede çekingen sözcüğü kullanılmalıdır. Yani tanımadıkları bir ortama gelen kişiler ilk başlarda çekimser değil, çekingen olmalıdır cümlemiz. 3. Deyim yanlışlığı. Bir cümlede deyimin yanlış yerde kullanılması da cümlenin anlamını bozar. Başarılı çalışmalarıyla kısa sürede yöneticilerin gözüne batmayı bilmişti cümlesinde göze batmak deyimi yanlış kullanılmıştır. Çünkü bu deyim başkalarının çekemeyeceği bir yüksekliğe erişmek veya görünüşüyle başkalarını tedirgin etmek anlamındadır. Yani olumsuz durumları anlatmakta kullanılır.
Oysa cümlede kişinin olumlu bir özelliği anlatılmaktadır. Öyleyse cümlede çalışkanlığı, becerikliliği ile büyüğünün sevgi ve güvenini kazanmak anlamına gelen gözüne girmek deyimi kullanılmalıydı. Başarılı çalışmalarıyla kısa sürede yöneticilerin gözüne girmeyi bilmişti olacak doğrusu. Sözcüklerin yanlış yerde kullanılması 4. bölüm. Bazen sözcük doğrudur ancak cümlede bulunduğu yer doğru değildir. Bu durum cümlenin anlamını bozar. Örnek: yeni durağa varmıştım ki otobüs geldi. Yani eski durak, yeni durak. Burada söylenmek istenen bu değil. Bu cümlede yeni sözcüğünün sözünün yeri anlatımda bozukluğa yol açmıştır. Çünkü burada söylenmek istenen durağın yeniliği değil, durağa varmanın yeni henüz yapıldığıdır. Cümlenin doğrusu durağa yeni varmıştım ki otobüs geldi şeklinde olmalıdır. Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması 5. maddemiz. Anlamca çelişen sözcükler aynı cümlede kullanıldığında anlatım bozukluğuna yol açar. Örnek: şüphesiz Türkiye geleceğin süper bir ülkesi olabilir. Hadi, hem şüphesiz dedik hem de olabilir diyoruz. Bu cümlede şüphesiz kelimesi kesinlik anlamında olmasına rağmen olabilir sözcüğü olasılık ihtimal anlamındadır. Bu nedenle ülkemiz hakkındaki kişinin görüşünde bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Bu iki sözcükten biri cümleden çıkarılarak anlatım bozukluğu giderilebilir. Tümleç eksiklikleri 6. bölüm. Cümlede kullanılması gereken bir ögenin bulunmaması anlatım bozukluğuna yol açar. Bu daha çok ortak kullanılan ögelerde görülür. Çünkü Türkçe'de her fiil ögeleri aynı eklerle kendine bağlamaz. Türkçe öğretmeninin yanına gitti, bir soru sordu. Örneğine bakalım. Bu cümlede gitti ve sordu yüklemdir. Giden ve soran kişi yani o gizli öznedir. Yani o ögesi her iki yüklemin ortak ögesidir. Bu ortak ögeyi yüklemlerle kullanalım. Dolaylı tümleç gerekmektedir. Türkçe öğretmeninin yanına gitti, doğru. Ancak Türkçe öğretmeninin yanına soru sordu olmaz. O zaman ne diyeceğiz? Türkçe öğretmeninin yanına gitti, ona bir soru sordu diyeceğiz. Yani ikinci cümleye bir dolaylı tümleç gerekmektedir. Bebeğe sevgiyle baktı, sevdi. Bebeğe sevdi. Bebeğe baktı deriz ama bebeğe sevdi demeyiz. O zaman ne diyeceğiz? Onu sevdi diyeceğiz. Bebeğe sevgiyle baktı, onu sevdi kısaca. Burada da bir anlatım bozukluğu vardır. Sıralı isim cümlelerinde ek fiilin kullanılması da bazen bozukluğa yol açar. Örnek: kardeşimin boyu uzun, kilosu fazla değildi. Şimdi dikkat edelim. Değildi. Kilosu fazla değildi. Boyu uzunun da yüklemi bu. O zaman boyu uzun değildi oluyor. Yani kardeşimin boyu uzun değildi, kilosu fazla değildi. Halbuki ne olacak? Demek istediği burada kardeşimin boyu uzundu, kilosu fazla değildi. Demek istediği bu. Uzun boylu, hafif, kilosuz, zayıf demek istemiş. Bu cümlede iki yargı vardır. Kardeşimin boyunun uzun olduğu yargısı, aynı zamanda kilosunun fazla olmadığı yargısı. Oysa cümlede uzun sözcüğü yüklem gibi kullanılmadığından değildi edatına bağlanıyor ve böylece çocuğun uzun boylu olmadığı anlamı çıkıyor. Bunu düzeltmek için uzun sözcüğü uzundu şeklinde getirilmelidir. Yani kardeşimin boyu uzundu, kilosu fazla değildi. Doğrusu bu. 7. madde. Özne yüklem uyumsuzluğu. Türkçe'de bazı özneler olumlu, bazıları olumsuz anlamlar verir. Buna göre yüklemlerin de olumlu, olumsuz çekimlenmesi gerekir. Kimse gelmemiş, maça gitmiş. Gelmeyen kim? Maça giden kim? Gelmeyen kimse. Yani hiç kimse. O zaman maça giden de hiç kimse. O zaman ne oldu bunlar? Bir anlam düşüklüğü oldu. Bu cümlede gelmemiş olanlar ile gitmiş olanlar aynı, ancak kimse olumsuz bir öznedir ve yüklemi daima olumsuz çekimlenir. Oysa gitmiş olumlu bir çekimdir. Yani ikinci cümle özne ile uyum sağlamamıştır. Buna hepsi şeklinde bir özne getirilmelidir. Yani kısaca kimse gelmemiş, hepsi maça gitmiş doğrusu olmalıydı.
Cümlede öznenin ifade ettiği şahıslarla yüklemin bildirdiği şahıs arasında bir uyum olmalıdır. Bu soruyu ancak ben ve sen çözebiliriz. Yani biz çözebiliriz. Ben ve sen çoğul, çözebiliriz de çoğul olmalı. Sen ve arkadaşların beni iyi dinleyin. Yani siz beni iyi dinleyin. Siz çoğul dinleyin, yine çoğul. Biz kimseye yardım etmiyorum diye bir şey diyemeyiz. Ya da ne bileyim işte, biz sabahları erken kalkmıyorum diyemeyiz. Çünkü özne çoğul, yüklem tekil. Özne yüklem uyumu olmalıdır arkadaşlar. Öznenin insan ya da başka varlıklar olması da yüklemin tekil ve çoğulluğunu etkiler. Eğer özne bitkiler, hayvanlar, cansız varlıklar ya da soyut kavramlarsa yüklem daima tekil olur. Bu önemlidir arkadaşlar. İngilizce'de de bu böyle. Eskiden sınavlarda, İngilizce sınavlarında YDS'de, ÖYS'de çok çıkıyordur. Bu aralar bıraktılar onu ama önemlidir. Yine de paragraflarda, ondan sonra metin sorularında karşımıza çıkıyor. Direkt kural olarak sorulmasa da bunu bilmekte fayda var. İnsanlar çoğul özne olduğunda ise yüklem tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Neymiş efendim o zaman? Eğer bitkiler, hayvanlar, cansız varlıklar, soyut kavramlarsa öznemiz, o zaman yüklem daima tekil olacak. Eğer insansa, bu insan da çoğulsa, tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Kuşlar ağaçlarda ötüyorlar değil, ötüyor olacak. Neden? Çünkü kuşlar hayvandır. Kuşlar ağaçlarda ötüyor. Korkular üzerine gidildikçe azalırlar değil, azalır çünkü soyut kavramdır. Öğrenciler öğretmeni dinliyor ya da dinliyorlar. İkisi de doğrudur. Neden? Çünkü öğrenciler insandır, çoğuldur. Çoğul özne, çoğul yüklem de olur. Tekil yüklem de olur. İkisi de mümkündür. Türkçe'de sıfatlar çoğul anlam verirse isimler çoğul eki almaz. Yani çoğulluk sıfatta varsa isimde çoğulluğa gerek yoktur. Bu özellik genellikle belgisiz zamirlerde, belgisiz sıfatlarda görülür, pardon. Birçok insanlar bu kitabı beğendi değil, birçok dediğiniz zaman zaten çoğulluğunu belirtiyorsunuz. Bir de insanlar demeye gerek yok. Birçok insan bu kitabı beğendi diyeceğiz. Hele bir de şöyle dersek hepten gider. Birçok insanlar bu kitabı beğendiler. Bu cümlede birçok sıfatı çoğul bir anlam verdiği halde insanlar sözü de çoğul eki almıştır. Cümleden çoğul eki çıkarılmalıdır. Doğrusu birçok insan bu kitabı beğendi olmalıdır. Arkadaşlar, bu konu bitti. Bir sonraki konumuz isim olacak. İsimleri inceleyeceğiz. Bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.